Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki yazılıya az bir süre kaldı. Örnek sorular paylaşıldı. Peki sizin hocalarınız neyi soracak? O sorular üzerinden mi gidecek? Evet değerli arkadaşlarım. Hocalarınızın bu soru örneklerine göre soru hazırlaması lazım. Peki hocam soru hazırlamazlarsa ne olacak? Böyle bir durum söz konusu değil. Biliyorsunuz ki müfredat değişti. Müfredatınız değişti değerli arkadaşlar. Mesela ilk konular değişti. Burada Milli Eğitim Bakanlığı artık ne yapmanızı istiyor? Yorum yapmanızı istiyor. Başlığa bakın. Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme. Sorular buradan gelecek. Yorum gücünüzü isteyecek değerli arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek soru var. Diyor ki 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır. Sen burada yorum yapabilir misin? Bunu senden istiyorlar değerli arkadaşlar. Diyor ki artık bana tek cevaplık bir şey verme. Benim için yorum yap diyor. Mesela sen bundan neler çıkardın? 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır. Burada bireye ve topluma nasıl fayda sağlayabilirsin? Şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Şimdi ben size açıklayayım. Siz de yorumunuzu katabilirsiniz. Bakın yorumunuzu katmanızı istiyorlar. Yorum yapın, korkmayın, yazın. Tamam mı? Değerli arkadaşım. Burada geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağlantıyı bizden istemiş. Nasıl yani hocam? Diyor ki geçmişe gitmeden günümüzdeki olayları anlayamazsın. Diyor ki geçmişe gitmeden geleceğe yön veremezsin. Bu durum bireye neyi kazandırıyor? Bakın. Bireye analiz yapma becerisini kazandırıyor. Bu durum bireye neyi kazandırıyor? Bireyin sorgulama gücüne güç katıyor. Bunları yazarsanız sizin için yeterlidir bu arada. Bu durum bireye neyi katıyor değerli arkadaşlarım? Araştırma. Nasıl araştırma hocam? Sen burada ne yapacaksın? Geçmişe gidip araştırma yapacaksın. Günümüzü daha iyi anlayacaksın. Geleceğe yön vereceksin. Bunu yazarsan senin için yeterlidir. Sen de benim yazdıklarımla beraber bir şeyler yazarsan puanını alırsın. Tamam. Genelde İlk soru bu şekilde geliyor değerli arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci örnek soruya bakıyorum. Böyle gelecek değerli arkadaşlar. Sizden yorum isteyecekler. Aynısını sormazlarsa bile yorum sizden isteyecekler. Tamam mı? Yine aynı şekilde bakın. Tarih öğrenmenin birey ve topluma faydaları. Tarih öğrenmenin günümüz toplumsal sorunlarının çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğini bir örnek vererek açıklayın diyor. Siz burada bir örnek vereceksiniz. Mesela. Geçmişte yaşanan bir olaya örnek verelim. Günümüz toplumsal olaya bir savaş örneği verelim. Günümüzde de zaten gündem konusu olmuş. Takip ediyorsunuzdur. Filistin-İsrail savaşları. Bir savaş örneği verelim. Savaş yaşandı diye bir daha arkadaşlar. Somut. Delil istiyor ya bizler. Savaş yaşandı. Sen burada ne yapacaksın? Empati kuracaksın. Tamam mı? Kendini savaş yaşayanların yerine koyacaksın. Empati becerisi kazandın mı? Kazandın. Bireye katkısı budur. Şimdi sen burada ne yapacaksın? Topluma da fayda sağlaman lazım. Tamam mı? Burada savaşın iyi olmadığını, savaşın olumsuz olduğunu, savaşın insanlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını söyleyeceksiniz. Siz örnek vereceksiniz. Ha. Siz de kendi örneklerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Tamam mı? Yine yorumunuzu istiyor. Somut örnek ben savaşı verdim size. Geçmişte yaşanan bir savaş. Günümüze etkisi nasıl olur? Empati kuracaksınız. Savaşın olumsuz yönlerini anlatacaksınız. Bununla birlikte günümüzde insanların barış içinde yaşamasını belirteceksiniz değerli arkadaşlar. Yani tarihin iyi yönünü ortaya çıkaracaksınız. Anladınız mı? Yorum yapacaksın. Örnek savaş. Başka bir örnek de verebilirsin. Değerli arkadaşım. Başka bir örnek de verebilirsin. Tamam mı? Salgın hastalıklardan örnek verebilirsin. Göçlerden örnek verebilirsin. Osmanlı tarihindeki olaylardan örnek verebilirsin. Tamam mı? Osmanlı Devleti'ni hatırlıyorsan eğer. Ama Osmanlı'dan örnek vermene gerek yok. Savaş üzerinden empati kurma yeteneği gelişiyor mu? Gelişiyor.
Geçmişte yaşanan olay hakkında sorgulama yapabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Bunu topluma fayda sağlaması açısından değerlendirebiliyor musun? Değerlendirebiliyorsun. Mesela savaşın kötü sonuçlar doğurduğunu, savaşın insanlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını söylüyorsun. Bunun için de derhal barış içinde yaşamanın gerekliliği vurgulanacak ve savaşın önüne geçilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Tüm mesele bu. Bakın, bir iki cümle sizi kurtaracak. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Şimdi üçüncü soru. Tarihin doğasını farklı kaynaklar üzerinde inceleyebilme. Burada sen neyi ele alacaksın? Sebep sonuç ilişkisini ele alacaksın. Nasıl yani hocam? Şöyle. Sebep sonuç ilişkisi. Öğretmenin sana tablo verecek. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam mı? Tabloyu size verdi. Her tablonun içinde bir ne var? Olay var. Ve bu olayların hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte sen bunu hocana açıklayacaksın, yazacaksın. Diyeceksin ki tarihi olaylar arasında bir bütünlük vardır. Bir bütünlük vardır. Olaylar bir zincirin halkası gibidir. Devamını sen yazabilirsin. Bundan dolayı olaylar arasında süreklilik vardır. Sürekliliği her zaman eklemen lazım. Olaylar arasında süreklilik vardır. Ve olayları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bunu yaz, puanını al. Tamam mı? Devam edelim. Bu arada yeni müfredata göre hareket ediyorum. Eski müfredat olsaydı gerçekten işiniz daha kolaydı. Ama burada sürekli yorum yapmanızı istiyorlar. Şimdi müfredata eklenen yeni bir mesele. Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme. Sana bir söz verecek. Söz şu. İnceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp dünyayı onun gözlerinden görerek ve mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi niçin yaptığını olmaktır. Şimdi 9. sınıf öğrencilerimin gözleri yaşlı. Hocam bu ne diyor? Kısaca şunu diyor. Ben senin için basitleştireceğim. Diyor ki geçmişte yaşanan olaylar o dönemin şartları ile değerlendirilmelidir. Dirilmelidir. Ne yazdım lan? Heh. Bunun için geçmişte yaşanan olaylar ile günümüzde yaşanan olaylar arasında fark vardır. Her olayı kendi dönemi içinde değerlendireceksin. Gerekirse kendini o insanın yerine koyacaksın, onun gözünden bakacaksın. Bunu yazacaksın. Başka hiçbir şey yok. Geçmişte yaşanan olaylar o dönemin şartları ile değerlendirilebilir. Geçmişte bir olay mı yaşandı? Kendini onun yerine koyacaksın, onun gözünden bakacaksın. Günümüzdeki olayla kıyaslamayacaksın. Günümüzde yaşanan bir olayı bu dönemin şartları içinde değerlendireceksin. Bu. Anladın mı? İnşallah benden anlamışsındır. Ben en basite indirgemeye çalışıyorum. Tamam mı? Beşinci soru. Büyük ihtimal sadece bir soru soracaklar. Ama örnek sorularda 6 tane var. Her altısını halledeceğiz. Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme. Şimdi sevgili arkadaşım, bu sefer senden şunu istiyor. Tamam mı? Senden şunu istiyor. Bir dakika. Senden şunu istiyor. Şimdi halledeceğiz. Tamam. Diyor ki elinde belge var. Upuzun bir metin verecek sana. Sen şunu yazacaksın. Bak, sen şunu yazacaksın. Belgelerle ilgili soru geldiğinde gelecek büyük ihtimal ekleyecekler. Örnek sorulardan alacaklar büyük ihtimal. Diyeceksin ki belgeler olduğu gibi incelenmelidir. Bunu yazacaksın, tamam mı?
belgelere kişisel yorum yapılmamalıdır. Yapılmamalı. Tamam mı? Belgeler gerçekliği ortaya çıkarır. Gerçekliği ortaya çıkarır. Ortaya çıkarır. Ve objektif olmasını sağlar. Tamam mı? Saçma sapan yazdın. Sen beni dinle. Anladın mı meseleyi? Belgelerle ilgili soru gelecek. Geldiğinde sen şunu yazacaksın. Sen buraya bakmasan, bakma, beni dinle. Yazı 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 değil. Belgeler olduğu gibi incelenmelidir. Belgelere kişisel yorum yapılmamalıdır. Belgeler gerçekliği ortaya çıkarır ve objektif olmasını sağlar. Devam et. Belgeler konuşur de. Nasıl yani hocam? Sen yaz. Belgeler konuşur. Belgeler gerçekliği ortaya çıkarır. Belgelere hiçbir şekilde duygu ve düşünce eklenemez. Bunu yaz. Rahatla. İnşallah uzun olmamıştır. %100 ben böyle düşünüyorum. Bu gelecek. Yani 5 soru seçilirse bunu 6'ya eklemezler. İlk soruya da ekleyebilirler. Yani 5. sorunuz da bu olabilir değerli arkadaşlar. Bu gelecek. Mustafa Kemal'in sözü olmazsa olmazdır. Diyor ki, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Ne diyor hocam? Duydum seni duydum. Mustafa Kemal diyor ki, tarihi olaylar tarafsız bir şekilde yazılmalıdır. Tarafsız bir şekilde yazılmalıdır. Tamam mı? Hakikat için öznellik ön planda olmamalıdır. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Bunları yazacaksınız. Tamam. Tarihi olaylar tarafsız bir şekilde yazılmalıdır. Hakikat için özellik ön planda olmamalıdır. Çünkü objektiflik tarihin yapı taşıdır. Bunu yaz, puanını al. Şimdi siz yazıya takılmayın. Arap yazısı gibi. Arap yazısı da değil, doktor yazısı da değil. Her neyse artık. Siz yazıya takılmayın. Benim söylediklerimi yazın. Bir kere okuyun sınavdan iyi bir şekilde ayrılın değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın canlarım. Hiç moral bozmayın. İkinci sınavda da sizinle olacağım. Kendinize iyi bakın. Moralinizi bozmayın. Hoşça kalın.